film ekipleriyle söyleşilerimize devam ediyoruz. Yine festivalde ana yarışmada olan Soluk filminin ekibiyle birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Soluk filmini izlediğimizde de aslında belki de hani günümüzde de çok günümüzün vebası diyebileceğimiz hani hem kanser hastalığını görüyoruz hem de yalnızlaşmayı görüyoruz. Önce ben Soluk'un mesajını size sormak istiyorum. Soluk'ta hani izleyicinin nasıl sinemadan çıkmasını istediniz? Aslında soyunduğumuz yol biraz zor bir yoldu. Çünkü ölüm ve ölümün etrafında birleşen üç tane karakterle örülü bir film. Ölüm herkese çok ürkütücü gelen ve acı gelen bir kavram. Dolayısıyla ve neşeli bir kavram değil. Dolayısıyla hani bu yola çıkarken ben zor bir meseleyle ilgilendiğimi farkında olarak çıkmıştım yola. Hani o hastalıkla ilgili deneyimleriniz, hani kanserle ilgili var mıydı? Yani benim çok yakınımda böyle bir şey olmadı. Ama bu gerçek hikayeden yola çıktığımız bir şeydir. Bizim bir çok sevdiğimiz bir abimizin başından böyle bir şey geçti ve bunu gözlemlemiştim zaten ben. Oradan Soluk yazılmaya başlandı. Ve sonuçta perdeyi de buldu. Yani Soluk bir aralığı anlatıyor. Yani hasta bakıcının bir önceki projesi bitip yeni projeye başlıyor. Proje dediğim şey de baktığı hasta bir proje. Ama bu projeler maalesef bütün projeler ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla biz bir aralığa bakıyoruz. 3-4 aylık geçen bir aralığa bakıyoruz. Aralıktaki bu seferki projesi de Tamer'in hastalığıyla ilgileniyor. Dolayısıyla da hani Soluk böyle çok direkt mesajlı bir film değil, daha çok kavramlarla ilgilenen, ölüm kavramıyla ilgilenen, dostluk kavramıyla ilgilenen bir film diyebilirim. Aslında unutulan biraz. Ben hemen Uğur Polat'a dönmek istiyorum. Aslında Uğur Bey, siz böyle sinemada bir filmde oynuyorsanız, sinemayla ilgilenen, sinema sever olan ya da işte sanatla ilgilenen bir kişi belki de sırf sizin isminiz var diye o filme gelmek ister. Yani onlardan biri de benim. Çünkü hani gerçekten sizi izlemek o kadar büyük bir zevk ki hem tiyatroda hem sinemada. Size Soluk geldiğinde hani kabul ettiniz mi? Hemen biraz üzerine düşündünüz mü? Sizi cezbeden ne oldu Soluk'la ilgili oynamak için? Tabii hemen kabul ettim. Yani Özkan'la görüşmek ki kaçta oldu bu görüşme? Çok özel bir görüşmeydi. Hemen kabul ettim. Çünkü hem Özkan'ın ilk filmi, Özkan benim kardeşim, arkadaşım, yıllardır beraberiz. Hem işte gerçek olaydan esinlenerek yazılmış bir senaryo. O rahmetli abimizi ben de çok iyi tanıyorum Ankara'dan. Ona bir vefa borcumuzdu. Özkan'la da bir dayanışma içinde olmak çok istedim gerçekten. Hemen kabul ettim. Şimdi sizin karakteriniz, Tamer karakteri aslında hani ölüme çok yakın ama en fazla da yaşamayı seven karakterlerden biri. Karakter. Ve sürekli etrafındakilere güzel şeyler söyleyen, belki ölümle de bile dalga geçebilen bir karakter. Biz de tabii böyle aslında filmde biraz da böyle bir şiirsellik de görüyoruz değil mi? Evet. Zaten Tamer çok entelektüel, çok okumuş, yazmış. Görmüş, bilgili, görgülü, donanımlı bir insan maalesef ama işte hayat böyle bir şey. Hayatın tokadı nereden çarpacağı belli olmuyor. Çok esprili bir adam. Aslında etrafına neşe saçan bir insan. Ama işte ölüm geliyor yani. Ölüm geldikten sonra yavaş yavaş biliyor. Herkes biliyor bunu yani. Tanımer de biliyor. Aslı da biliyor. Celil de biliyor. Ölümü bekleyen üç tane insan o süreci yaşıyor maalesef. Aslında biz Tamer karakterini oluştururken, seçerken, oluştururken, yazarken ya da çekerken böyle daha yaşlı, zaten ölüm hissi olan bir değil, yaşama hissi çok daha güçlü bir karakter seçmeye özellikle şey yaptı. Çünkü o zaman belki bunu anlayacaktık. Yani yaşama bu kadar bağlı birinin yavaş yavaş gözümüzün önünden gidiyor olması daha etkileyici bir şey olacaktı. Öbür türlü zaten yaşamla barışık olmayan birinin bu serüvenini izlemek bu denli etkili olacağını düşünmüyorum. Şimdi hem size sormak istiyorum hem de Emrullah Bey'e sormak istiyorum. Şimdi Celil karakteri aslında hani baktığımızda kendi hani ailesinde aslında yani kendi çocuklarına, eşine hani hiç sevgisi olmayan bir karakter ama bir yandan da baktığımızda Aslı Hanım'ın oynadığı karaktere de hani bir yani orada böyle bir gidip geliyoruz işte. Hani sevgi mi hissediyor, daha hastalıklı bir şey mi? Hani oradaki o karakter yaratma sürecindeki bize vermek istediğiniz neydi orada? Şimdi Celil
kötü bir şey değil, karakter değil bence. Celil garip bir karakter. Bu garipliği oluşturan şey de Celil'in çocukluğundan beri ölümle çok yan yana teşvik mesaisinin olması. Yani çocukluğundan mezarlıklarda büyüyen bir çocuk. Yetişkin yaşlarına geldiğinde sonu ölümle biten hastalarla sürekli çalışıyor olması, neredeyse hayatında her sene 3-5 tane ölüme tanıklık ediyor olması, mezarlıklar içerisinde büyüyüp zaten onun sıradanlığını hissediyor olması. Dolayısıyla Celil'in diğer karakterlerden ya da günümüzdeki bizlerden farklı kılan şey, Celil'in ölümü sıradan bir şey olarak hissediyor olması. Eğer bir insan da gerçekten ölümü bu kadar sıradan hissediyorsa da bir gariplik vardır. Dan çıkarak Celil yaptık. Yoksa Celil böyle garip olsun diye bir garip değil. Celil'e göre her şey çok normal. Ölüm de çok normal. Dolayısıyla biz nasıl hani bu akşam yemek yedik diyebiliyorsak o da şey diyor. Ölünce evet, vakti geldi diyor. Ölünce geleceğim diyor mesela. Evet. Ne zaman geleceksin? Ölünce diyor. Yani dolayısıyla Celil'in bu kadar soğuk, bu kadar hissiz görüyor olmamızın temelinde Celil'in uzunca yıllar ölümle bu kadar yakın olması, ölümü bu kadar sıradan hissediyor olması diye başladık biz yola. Evet. Emrullah daha da. Siz neler düşündünüz karakter geldiğinde? Ben açıkçası sorduğunuz soruya şöyle cevap vereyim. Sadece hani çocuklarını sevmiyor ya da sevgiyle alakalı bir katman diye düşünüyorum Celil'deki hissettiğimiz sevgi nedir ya da tepkilerini. Sadece belki alışılagelmiş olduğumuz bir hani sevgiyi nasıl tarif edersiniz, nasıl kendinizi tasvir edersiniz birini severken? Belki çok alışılagelmiş bir tasvir değildi Celil'de gördüğümüz durum ama benim de açıkçası bunu deneyimlemem, benim adıma da çok ben de çok keyif aldım bu sürecin içerisinde. Ama açıkçası bu katmanı keşfetmemin en büyük sebebi yönetmenim oldu. Çünkü benim de açıkçası setin tamamında özellikle bu ilişkiler konusunda yönetmenimin yönlendirmelerini açıkçası kendime teslim ettim. O girdiğim yol benim de bilmediğim bir yoldu. Hatta ben bildiğimiz herkesin anlayabileceği tepkiler ya da olaylara tepki vermeye çalışırken oradan hep yönetmenimin yönlendirmeleriyle ben de bilmediğim bir yola doğru gittim ama orada sadece var olup süreci tatmaya çalıştım. Bence Celil'deki sevgi katmanı ya da sevgi göstergesi sadece alışa geldiğimiz, bildiğimiz bir seviye değil. Sadece o başka bir katmanı. Belki hiç alışık değiliz, hiç görmedik. Çünkü ben de dün izledim, ilk defa izledim. Hakikaten ben de aynı şeyi hissettim. Ama sadece o seviyeyi deneyimlemiş olmanın şansı vardı bende. Yani aslında çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Emrullah'ın söylediği şu noktada çok önemli. Yani Celil sevmiyor değil. Celil çocuklarını da seviyor. Belki karısını da seviyor. Nitekim Aslı'yı da seviyor. Ha, belki biçimsel ama, olarak bizim bildiğimiz biçim evet, olmadığı için. Yani onun sevgi biçimi farklı. Evet yani onu hep bildiğimiz şekilde sevmiyor. Yani bildiğimizde işte Aslı'ya o zaman mesela Aslı'ya aşık oluyor. Ama bir kere bile söylemiyor ya da bir kere bile hissettirmiyor. Ama Celil bunu böyle bildiği için. Yani Celil'in sevgiyi ya da duygularını ifade etme biçimi farklı. O yüzden bir garip diyorum ben ona. Garip bir şey, insan. Çünkü hepimizden çok daha farklı bir iç dünyasını yansıtma şekli var. Zaten biz biraz da bunlarla uğraştık. Yani ailesinde olan yansıtma. İşte Tamer'e mesela, Tamer'i seviyor mu? Sevmiyor mu? Bunlar hep soru işaretiydi bizim için. Sevse nasıl davranır ama bizi Tamer'i de seviyor, işini de seviyor, Aslı'yı da seviyor ama böyle seviyor. Hemen Aslan'ın karakterine gelelim. evet, yani çok güzel, güçlü bir bağ var. Yani aslında çok hayat dolu ama biraz da içine kapanık. Siz biraz bahseder misiniz karakterlerin? Yani aslında tam olarak şey, bence sevgisini yine de en rahat, yani içlerin onlarla kıyasla en rahat gösterebilen karakter. Zaten Tamer'i çok seviyor. Yani aralarında gerçekten tarifi zor bir bağ var. Bu kadar kısa sürede ve aslında bir komşu olmasına rağmen, yani bu noktada bir işte kan bağları olmamasına rağmen çok güçlü bir bağ kurmuşlar. Aslında kendini ilk defa görünür kılıyor aslında ona yardım etmesiyle. Onunla işte buluşmalarında, film izlemelerinde. Çünkü işte ailesiyle arası iyi değil, babasız büyümüş. Zaten abisi ve annesi onun işte yanında değil ve hep iş bul, iş bul diye darlıyorlar. Aslında çok öyle hedefleri olan bir karakter değil. Tipik işte üniversite mezunu, şu an ne yapacağını bilemeyen, aslında var böyle bir yani şu anki gençlikte de ben onu çok fazla görüyorum. Yani ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Çok fazla şey yapmak istiyorlar. Bir şeye odaklanamıyorlar. Onu da yapmak istiyor, onu da yapmak istiyor, onu da yapmak istiyorlar. Ya da istekleri az ya da işte o yolda azim
ilişkileri şey bir şekilde az yani. O yüzden bir yere ulaşamıyorlar. Aslında tam olarak böyle bir genç kız. Ve kendini ilk defa görünür kılıyor Tamer'le birlikte. İşe yarar hissediyor. Ve çok güzel bir bağ var aralarında. Onu yani belki de hiçbir zaman onu iyileştiremeyeceğini biliyor yani. Öyle bir şeyi yok ama ya da o işte son günleri ve ben onun yanında olayım diye değil. Gerçekten Asya'ya da çok iyi geldiği için o filmleri izliyorlar. Bir şeyler öğreniyor. Tamer'e bir kere hasta yani. Gerçekten Tamer'i rol model olarak alıyor belki. O baba figürünün de eksikliğiyle. O yüzden yani ben Aslı'ya yakınım da bu arada karakter olarak. Hani çok uzak tarafları da var bana ama bir yandan şey yani bir nefes aldıran bir karakter olmuş oldu hakikaten filmde. Çünkü işte geliyor ne olursa olsun onun o haliyle değil de her zamanki Tamer abi işte. Yani biz güleceğiz, ben ona bulaşacağım, o bana sataşacak, iki kıkır diyeceğiz. Hani böyle bir şey var. O yüzden hayat dolu da bir karakter. Yani... ama çok da normal bir yandan. Evet. Yani çok da düz ve çok da minimal aslında. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Bir iddiası yok hayatta. Ne giyimiyle, ne kuşamıyla, ne bir şeyiyle, hayat tarzıyla, ailesiyle. O yüzden çok seviyorum ben Aslı'yı. Evet. Şimdi benim filmde dikkatimi çeken mesela Tamer karakteri çok entelektüel, çok bilgili. Celil ve Aslı hani daha yeni hayata tutunmaya çalışan. Yani onları değiştirmek gibi, dönüştürmek gibi yani şey yapmak değil. Yani filmdeki herkes aslında hani bu şehirleşmenin getirdiği bireysellik ve hani o biraz çıkarcılık. Yani hiçbirinde aslında böyle bir şey yok. Sadece sevginin üzerine kurulmuş. Ben mi yanlış okudum acaba? Yok yani hani bir kere Aslı Tamer ilişkisinde gerçekten çok sağlam bir sevgi üzerine kurulmuş bir ilişki var. Yani Aslı'nın Tamer'i uzun 2 yıla yakın bir süre biz öyle tasarladık. Yani filmde süre ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama 2 yıla yakın bir süre Tamer'le birebir ilgileniyor. Bunu işte günümüzde biliyorsunuz kan bağı olan insanlar birbirleriyle bu denli ilgilenmiyorlar. Ama bir yandan da Tamer'in de aslında şöyle bir iyi gelişi var. Aslı biraz önce söyledi. İşe yarıyor. Yani bu hayatta çünkü Aslı karakterimizi yazarken hep şeydi. Böyle bir güruh var. Yani şu anda toplumda üniversite mezunu olmuş ama bir türlü iş bulmadığı için o evlerde oturup hiçbir işe yaramadığını düşünüp ama bir işi de beğenmeyip işlerde olmayıp gibi böyle bir sarmal içerisinde kalan bir grup var. Aslında biraz onları temsil ediyor Aslı karakteri bizim için. Ama aralarında sevgi ilişkisinden bahsediyorsak bence de gıpta edebileceğimiz kadar ve hiç çıkarı olmadan gıpta edebileceğimiz kadar bir sevgi var. Aslı'nın yaptığı bence çok kutsal bir şey, yani durum. Ama Celil'in girmesiyle işte Celil'inki bir kapalı kutu. Yani Celil seviyor mu sevmiyor mu biz de bilmiyoruz çünkü yansıtamıyor. Yani daha doğrusu yansıttığını biz anlamıyoruz. Yani bu adam onları ne kadar seviyor, ne kadar sevmiyor, nasıl düşünüyor kısmını. Zaten Celil girdikten sonra da filmi Celil ve soru işaretlerimiz olarak devam ettiriyoruz durumda. Yani sevgiyle ilgili benim söyleyebileceğim böyle. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Hangi katmanda olursak olalım çok entelektüel bir Tamer var, çok güncel bir Aslı var. Ve hakikaten öyle ya da böyle toplumun her kademesinde olduğu gibi statüleri de bence görüyoruz. Ama ortak tek bir değer var. O da evrenselliğin bütünü olan ölüm. Ölüm her dilde aynı ölüm. Yani her dilde, her dinde rengi yok, dini yok, bir yaşı yok. Ama bu konu olduğu zaman herkesi aynı çatıya, belki aynı mezarlığa, belki aynı odaya, belki farklı bir statüden aynı odada ona bakmaya gelen bir karakter olarak getiriyor. Bence bizi de zaten yine o yan yana getirip birbirimizle kesişmemize sebep olan mesele orada ölüm kavramıydı. Bizi bir arada tutup birbirimizi aynı konu üzerinde birbirimize bakıp birbirimizle iletişim de kurmak zorundayız. Çünkü en çok iletişime ihtiyaç duyulan bir durumdayız. Çünkü hasta var, Aslı var, Celil giriyor. Birbirimizde de fark etmeden önümüzde duran bu temadan kaynaklı iletişime geçme zorunluluğu var. Biraz da bu iletişime geçememesizliğinde bir durumu var. O anlamda farklı katmanlara yine vesile oldu diye düşünüyorum ölüm kavramı filminde. Uğur Bey, şimdi sizin karakteriniz hasta ve daha çok hani şeyde sizi biz yatarken görüyoruz. O oyunculuk anlamında hani
Gerçi zaten biz sizi çok çok farklı rollerde gördük ve hepsinde de hani başarılarınızdan bahsetmeye gerek yok. Bu role hazırlanırken nasıl yani hani bir az önce de bahsettik hani sevgi ve hayat doluluğu devam ediyor ama bir yandan da hani fiziki olarak da yavaş kalkamıyor yavaş. Evet ve yavaş yavaş şeye doğru gidiyor. Zor tabii yani yani zorluğu şurada. İşte şunu kullanamıyorsun çok fazla, ayağa kalkıp çok fazla hareket edemiyorsun. Sadece sinemasal bir oyunculuk, hani gözlerle daha çok, ifadeyle daha çok... aslında burada asıl olan yönetmen. Yani yönetmeniniz size nasıl bir yol çizerse... Tabii ki benim sezgilerim, okuduğum, senaryodan aldığım tabii ki mesajlar var. Tabii ki bana bir takım izlekler sunuyor senaryo. Karakterlerin diğer karakterlerle ilişkisinden kaynaklanan. Ama tabii ki asıl olan yönetmen yani. Bu iş yönetmen işi, yönetmen sineması bu. Onu çok iyi dinlemek, onu çok iyi anlamak, onun ne anlatmak istediğini çok iyi dinleyip, önce dinleyip sonra algılayıp dışarı vurmak. Asıl olan o. Ben yine yönetmenimize sormak istiyorum. Aslında biz ülkemizin, sistemin bir halini de görüyoruz değil mi karakterler üzerinden? Hani işte işsiz kalmak, iş çalışıyorken memnun olmamak ya da işte Tamer Bey'in belki hani işte hayatta istediklerini, hayal ettiği dünyayı kuramamak ve daha sonrasında onu yaşamak. Aslında bütün karakterlerden biraz da yaşadığımız ülkede, ülkenin durumuyla da alakalı değil mi? Mutlaka çok... günümüzde çok sık rastladığımız birkaç öğe var filmde. Yani bir tanesi bir kere kanser, yani kanser hastalığı şu anda herhalde hayatımızda en çok duyduğumuz şeylerden biri. Ya yakınımızda, ya bir arkadaşımızın yakını, ya hemen çok yakınımız gibi böyle. Bu bir sorun ve dolayısıyla zaten o çok güncel ve çok aramızda bir şey. Biraz önce söylediğim Aslı karakterinin yaşadığı durum da bence çok güncel ve çok yoğun bir kitlede sirayet eden bir durum. Ya da Celil'in yaşadığı. Ya da işte şeyin Tamer karakterinin gelen arkadaşları, aralarındaki hikayeler, o yaş ortalaması ve gittikleri kafeler falan gibi çok yaşamın içerisinde. Hani çok fazla böyle politik bir şey söylemese de şu anda ülkenin bulunduğu durumda ve ülkenin uğraştığı şeyler içerisinde gezindiği için film dolayısıyla da ülkenin bir tarafında yansıttığını düşünüyorum. Peki gerçek bir karakter dediniz. Bizim de tanıdığımız bir karakter mi? Yani tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Savaş Akova Ankara'da tiyatroya başlamış. Sonra da son yıllarda İstanbul'daydı. Beraber vakit geçirdiğimiz bir abimizdi. Savaş abimin den yola çıkarak ben bu senaryoyu Ben Amuaf'la beraber yazdım. Ama tabii ki İstanbul'da geçen bir hikayeydi, Cihangir'de geçen bir hikayeydi. Daha çok sanat çevresinin etrafında ki ilişkilerden geçen bir hikayeydi. Ben çıkış orası olsa da ben bu hikayeyi Ankara'ya ve daha orta sınıf bir aile, apartman ve komşular şeyine oturttum gibi. Böyle biraz sınıfı ve şehirleri değişse de ama bu hikayenin çıkışı Savaş abinin, rahmetli Savaş abinin şeyidir, başlangıcıdır. Onun dışında şurada Levent abi de bir anmak isterim. Bizim filmimizde Tamer'in arkadaşlarından plak getiren Barış vardı. Filmin hemen çekimlerin bitişinin birkaç ay sonrasında Levent abi de kaybettik biz. Bir kalp kriziyle. O yüzden ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Toprağı bol olsun diliyorum. Şimdi filmde alıntılar da var. Ben hem o alıntıları seçerken nelere dikkat ettiğinizi sormak istiyorum. Hem de oyuncu olarak o alıntıların hani size kendinizlerinden nasıl deneyimler kattığını da merak ediyorum. Ya şimdi filmdeki alıntıların tamamı aslında Tamer'e uyması gereken şeyler olarak çıktık yola. Çünkü Tamer, aslında Celil de bir takım alıntılar söylüyor ama Celil'in söylediği alıntılar aslında Tamer'le beraber kitap okurken Tamer'in yönlendirmesiyle duyduğu şeyleri tekrardan Tamer'e söylüyor ya da bir monolog halinde söylüyor. Dolayısıyla burada kafamızda yarattığımız, Benan'la beraber kafamızda yarattığımız Tamer karakteri neler okur, neleri sever, hayata neresinden bakar, ne kadar politiktir gibi şeyleri düşünerek
o anıtları. Çünkü dediğim gibi filmin içerisindeki o bütün alıntılar Tamer'in okuduğunda sevdiği anekdotlar gibi kodladık biz. Dolayısıyla da hani Cervantes var, Che Guevara var, Brecht var. Brecht var, şiir var yani alıntılar hep böyle. Onun o evdeki kitaplarında olduğunu varsaydığımız alıntılar. Evet. Sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Hani bu alıntıların size kattıklarıyla ilgili. O alıntılar zaten ben de herhalde çoğunu okumuşumdur zaten. Ben Ankara Sanat Tiyatrosu kökenli biriyim. Orada biz yani tiyatronun aslın duruşuyla ilgili, hayata bakışıyla ilgili, ön saflarda olmasıyla ilgili aslı çok militan bir tiyatroydu 12 Eylül öncesinde. Ve bizim öğretimiz Bertolt Brecht'ti. Yani bizim tiyatro öğretimiz Bertolt Brecht'ti. Ta ki konservatuara gidince bir anda Stanislavski'ye falan döndük ama. epik oyunculuktan dramatik oyunculuğa geçtik. Savaş abiyle ilgili ben de bir ilk şey söylemek istiyorum. Çok sevdiğimiz bir abimizdi gerçekten. Yani bizim jenerasyonumuzu çok etkileyen. Hani çok çok büyük bir oyuncu değildi belki. Hani mükemmel bir sanatçı değildi belki ama müthiş bir insandı. Gerçek müthiş bir karakterdi. Onunla ben Sis ve Gece filminde de oynadım. Onunla bir şeyimiz de var yani set anımız da var. Ona bir vefa borcumuz var bizim yani. Ben de Ankara'da büyüdüm. O çağdaş sahneydi de. Aynı Ast gibi bir dinamikti çağdaş sahne Ankara'da. Çok özel bir yerdi. Onları izleyerek ben işte devrimci tiyatro, öncü tiyatro, sosyalist tiyatro oralara girdik. Sonra işte hayat başka Ankara'dan İstanbul'a gelmeler falan hayat savuruyor. Savaş abiyi de hayat bir şekilde savurdu. Hepimizi savuruyor bir şekilde ama ona bir vefa borcumuz var. Benim var yani. Kendi adıma benim var. Kendisini canlandırdınız çok, zaten. Ya tabii ki yani birebir o değil. Tabii ki o çünkü çok farklı bir karakter. Çıkış noktasını biliyoruz. Tabii bir çıkış noktasıdır Savaş abimiz. Ve Levent'imiz çok çok özel bir film oldu benim için. Yani benim hayatımdaki son filmim ama başucu filmim olacak. Son mu? Yani son filmim. Ha, tamam. Yani bundan sonra yapacaksınız. Yok çektim zaman, çektim doğru şey çektim. Evet, birkaç şimdi. Tane daha çektim. Efendim bir yıl geçti değil mi usta? Yani neredeyse yaklaşık bir yıl oldu. Ay, hayat başka türlü savuruyor tabii bize. Şimdi Uğur Bey Ankaralı. Ankara. Sizin hani İstanbul Ankara'yla bağlantınız hani var mı yoksa çekimlerde mi oldu? ben Mardin doğumluyum. Van'da büyüdüm. Konservatuar öğretim Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde yaptım. Ankara'daydım. 7 sene sürdü benim okul hayatım. O yüzden bir tık yani kendimi araştırdım ki hala keşfetmeye devam etme sürecim devam etse de kendimi en çok aradığım yer Ankara oldu. Yani bunu hem konservatuar hayatım olsun. O yüzden Ankaralılığın çok başka bir şey var. Şimdi tabii Ankara'da Ankaralı olmak başka bir şey. Bir de Ankara'dan değil ama dışarıdan Ankara'ya gelip kendini Ankara'da keşfetmek bambaşka bir şey. Keşfetmek demeyelim ve deneyimlemek diyelim. Yani bu biraz gözleme dayalı bir şey. Çünkü ilk işiniz gözlemlemek oluyor. Bol bol oyun izlemek oluyor. Hakikaten çok iyi okulların olduğu, çok enteresan bir dilinin, ritminin olduğu bir şehir Ankara. O yüzden ben de hani Van'da büyüdüm. Geldiğimde şeydim yani zaten şehir bambaşka bir şey, dokusu bambaşka bir şey. Bir de üzerine sağ olsunlar imkan verdiler, okullarda okuduk. Gözlemlemek hele hele bu hikayenin bir de Ankara'da geçiyor olması. Yani benim için hakikaten her anı yani okul hayatınızı geçirdiğiniz bir il düşünün. İlk nasip oldu Güvende Özkan abi sağ olsun. Ya ben o her adımın benim için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Ankara'da geçen her gün çok anlamlı ve özeldi yani. Ben de Ankaralıyım yani o yüzden anlamışsınızdır şöyle bir. Ve her yerde de bunun fanatikliğini yapıyorum hatta yani şey çünkü gerçekten Ankara'yı sevmezsiniz ama Ankara'yı özlersiniz yani bu böyle. Hani ben gelirken Allah kahretsin buradan artık kurtulmak istiyorum falan diye İstanbul'a geldim. Fakat İstanbul'a geldiğim günden beri her gün Ankara'yı özlüyorum. Yani böyle bir döngünün içindeyim. Yani çok seviyorum ben tabii. Bu arada bence soluğun öyle de bir şeyi var. Yani bende çok ayrı bir yeri var. O
tam da bu yüzden bir taraftan da ama bir yandan da şey bence o dokuyu da yani Ankara dokusunda çok rahat hissedebiliyor. Evet, hani bilinçli olarak yansıtılmış. Evet yani mesela Tamer'in evi şimdi benim belki yani çok öyle bir şeyim yok ama yani yaşanmışlığım şeyim yok ama mesela çok bizim evlerimize benzer. Orada böyle bir bahçeli evler dokusu, bir Çankaya dokusu. Yani bu çok net hissediliyor mesela. Yani hiç İstanbul'da canlanmıyor o yüzden o ev. Yani gözümde hep Ankara'da bir ev. İşte Çankaya'da, Köroğlu'nda. Yani gerçekten orada böyle bir kesim de var. İşte siyah beyaz tayfası falan böyle. O kadar benim için gerçek ki yani. Ben mülkiyeliler. Babam çünkü aslında işte babam bunu da hep arkadaşları Tamer gibi gerçekten. Ve öyle bir yaşanmışlığım olduğu için senaryo okuduğumda direkt çağırdım. Belleğimdeki o hatıraları ve çok da yani gerçekten de öyle bir doku hayal ettiğimiz bir doku ve dünya kurdu bence Özkan abi de. O yüzden tabii ekstra bizi şey yapıyor, hepimizin Ankara'dan yolu geçti, hepimize dokunan başka bir şey de var filmin, o yüzden öyle bir şey, ortaklık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Gerçekten umarım bu akşam da şansı bol olur filmin ve güzel ödüllerle dönmüş olursunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ama olmasa bile zaten vizyonda izleyiciyle buluştuğunda bence o ödülleri de siz alacaksınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Festival günlüğünün bugün de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya anahtarını mı kaybettin? Ya müsait değilsindir belki de eve. Rahatsız etmek istemedim. Evet, üç tane abla var içeride oturmuş. Fellini izliyoruz. Kanser vücudun başka organ veya dokularına metastaz yapmış. Bu evrede artık ameliyat söz konusu değil. Hastalık sizin başa çıkabileceğiniz noktadan öteye geçmiş. Profesyonel bir hasta bakıcı gerek. Ağrıları olduğunda ilacın dozunu ayarlamak önemli. Nasıl başladın ki sen bu işine? Ölüm ilginçtir. Yemek ısındı. Hayatım boyunca kimseye bir yararım olmadı. Şimdi biri gelse de anlatsam dursam diye dua ediyorum. Ha fakirin kulübesi. Ha zenginin köşkü. Soluk benizli ölüm için fark etmez.